Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın gündeminde sıra ve her zaman olduğu gibi Amerika'da bulunan Habertürk yazarı Oray Eğin'le dünyanın ve Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Hoş geldin burası hafta sonuna sevgili Oray. Nasılsın? Hoş bulduk oğlum. İyi hafta sonları. Gayet iyiyim. Umarım sen de iyisindir. İstanbul'da soğuk sanırım. Amerika'da çok soğuk. Evet, İstanbul'da soğuk ama senin arkanda gördüğümüz gibi bir kar yağışı söz konusu değil. Ara ara uyarılar yapılıyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ciddi anlamda soğuklarla savaşıyor. Hatta 40 kişinin öldüğü haberleri yansıyor buraya. Nasıl bir soğuktur bu? Uçaklar inemiyor, kalkamıyor. Neler oluyor orada Oray? New York'a 700 küsur günden sonra ilk kez aslında kar 2-3 gün önce yağdı. Çünkü bütün Amerika, yani neredeyse işte Kaliforniya, en böyle güneşli Kaliforniya bile çok soğuk. Pek çok yerde -20'ler, -30'lara kadar vardı hava. Yani daha Ocak ayı çok yumuşak bir kış başlamıştı aslında Amerika'nın pek çok yerinde yılbaşına kadar. Fakat Ocak ayında şimdiden 5 tane kar fırtınasıyla yüzleşti Amerika. Ve bu ay sonunda şimdi bu cumartesi de bayağı bir soğuk olacakmış. Daha sonra yavaş yavaş bu soğuk hava kütlesi gidecek ama ay sonuna kadar da bunun etkilerini hissedeceğiz. Dediğin gibi uçaklar iptal oldu, okullar tatil oldu. Trenler iptal oldu aynı zamanda ve tabii bu siyasete de yansıdı. Özellikle bu Iowa inanılmaz soğuklarla uğraşıyordu. Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinin olduğu Iowa eyaletinde alışılmadık derecede soğuklar vardı. Herhalde siyasette daha konuşuruz ama orada da ilginç konular oldu. Mesela Florida valisi adaylarından bir tanesi. Hazırlıksız yakalandı. Floridalı olduğu için böyle kabanı herhalde yok. Her yere ince ceketle çıktı. Böyle -30 derecede çok komik görüntüler de oldu. Yani soğuğa hazırlıksız yakalanan güneş ışığı eyaleti olarak bilinen Florida'nın valisi. Hatta Texas'ta bile -8 derece olduğunu biliyoruz. Amerika'nın en güney eyaleti. -8 derece olmakla birlikte hissedilen -14 resmen kutup soğuklarıyla boğuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri bütün eyaletlerine yayılmış durumda. Şimdi biraz daha detaylandırırız ama bir de Savunma Bakanı Austin hastaneye kaldırılmıştı. Ve Austin'e ambulansın dikkat çekmemek için ışık ve siren olmadan çağrıldığı ortaya çıktı. Durumu nasıl Austin'in? Şimdi büyük bir sır perdesi söz konusu burada. Çünkü biliyorsun hasta olduğunu ve hastaneye yatırılacağını Amerikan Başkanı Joe Biden'a hemen söylemediler. Beyaz Saray'ın birkaç gün sonra haberi oldu. Ve normal şartlarda şimdi kanser tedavisi görüyor ve zaman zaman da bu hastalıkla mücadele edenlerin hastaneye gitmeleri ve belli operasyon yapılmaları normal. Ama bu kadar kritik bir görevde yer alan Lloyd Austin, General Lloyd Austin'in Beyaz Saray'dan niye bunu gizlemesi, niye hastaneye böyle işte ışıkları yanmayan bir ambulansla gitmesi tabii ki kafa karıştırıyor. Ve hiç kimse de bunun sebebini bilmiyor. Şimdi normal şartlarda Joe Biden'ın sadece yani hastalıktan dolayı değil ama sadece kendisinden gizlediği için görevden alması gerekirdi. Ama Joe Biden kabinesine son derece sadık. Trump zamanını hatırlayalım. Her hafta neredeyse bir bakan görevden alınıyordu. Yerine yenisi atanıyordu. Kaç tane dışişleri bakanı geçti. Joe Biden'ın da kendisine sadık olan insanları böyle görev yolda bırakmayacağı söyleniyor. Dolayısıyla burada da bir tuhaflık söz konusu. Yani bu görevi acaba yapabilecek kapasitede mi? Çünkü yani Milli Savunma Bakanlığı hele dünyada işte iki tane büyük savaş şu anda sürüyor. İsrail'de ve Ukrayna'da. Çok Amerikan Milli Savunma Bakanı'nın çok önemli bir rolü var burada. Sadece burada sadakat, İşte iyi bir insan olması açıklanabilir mi? Bütün bunlar gizemini koruyor ama şu anda yani hastaneden çıktıktan sonra iyileşiyor diye bir en azından bilgi var. Yani bir ölümcül bir durum yok, kritik bir durum yok. Ama tabii ki kanser olması ve bu hastalığın da ağır şekilde geçiyor olması görevinin geleceği ve Biden'ın ne yapacağı ve niye gizlendiğine dair de bir soru işareti. Ne kanseri olduğunu biliyor muyuz Austin'in? Evet biliyoruz ama hep karıştırıyorum ben. Çünkü prostat kanseri diyorum çünkü o yüzden prostat kanseri şimdi doğrusunu söyleyeyim. Anladım. Evet. Çünkü pankreas aslında kanserlerin tedavilerinde erken teşhisin ama pankreas tabii çok tehlikeli. Daha zor. O yüzden tabii çok daha zor. Evet. O yüzden ben de işte yanlış bilgi vermek için geçenlerde bir yerde pankreas dedim de o yüzden sonra prostat kanseri evet. Prostat kanserinin nispeten hele de eğer erken teşhis edildiyse riski çok daha az ve tedavi süreci de biraz daha hafif bildiğim kadarıyla pankreas kanserine. Yani sağlık tabii her şeyden daha önemli ama
böyle sirenlerin kapatılması, Beyaz Saray'a haber verilmemesi, bu tabii ister istemez bir soru işaretine yol açıyor. Peki,